Türkçe'de vurgu son hecededir. Türkçe'de vurgu son hecededir. Çok güzel. Sertan Can. Çünkü tek heceli. Aynen. Ha, tek heceler varsa karşımızda vurgu zaten tek hecededir. Bunun alternatifi olamaz. Hikayeyi çalışma. Burada vurgu nerede? Eğer üç heceli ise aldığımız ikinci heceli. Tamam mı? Hikaye. Hikaye. Çalışkan. 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 Bir daha sorayım. Hikaye çalışkan. Çok güzel. Kerim Belkavlı. Kerim Belkavlı. İkinciye vuracaksın sen. Üçüncü. Belkavlı. Kerim Belkavlı. Kerim Belkavlı. Harikasın. Halis Sudural. Halis. Halis. Sudural. Sudural. Çok güzel. Çok güzel anladım. Adını da soyadını da anladım. Doğru vurguladığında anlıyorum. Ve sen önce kendi adını düzgün söylediğinde artık çok büyük bir sorun çözmüş oluyorsun. Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Bu bir yanılgıdır. Çünkü arkadaşlar sinemada, tiyatroda ve sanatta kullanılan Türkçe o Türkçe değildir. Biz İstanbul Türkçesi konuşuruz. İstanbul Türkçesinde de hiçbir şey yazıldığı gibi okunmaz. Bu başlığı da lütfen aklımızda tutalım. Bu konuyla ilgili zaten daha önce de başka derslerde belki konuşmuşsunuzdur, başka ortamlarda duymuşsunuzdur. Mesela biz şöyle deriz. Geleceğim, yapacağım, edeceğim, göreceğim, uyuyacağım, kalkacağım, uyuyacağım, kalkacağım, bakacağım, yiyeceğim, içeceğim, gezeceksin, göreceksin, bileceksin demeyiz. Cümlenin öğeleri vardır, değil mi? Bunları teker teker değerlendirip uygulamak üzerine zaten arkadaşlar siz getirdiniz mi şiiri? Ben getirdim. Var mı? Var. Çıktı olarak. Harikasın, tamam. Bir şiir okuyalım. Bunun üzerinde konuşalım. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda, uzaklarda, çok uzaklarda. Sevgiline anlatıyorsun İstanbul'u. Tamam, bağırma. Orhan diyecektim. Pardon Orhan. Hayır, bağır demiyorum. Böyle biraz insan sevgilisini anlatırken nasıl olur? Fısıldar. Bir şey anlatıyorsun. Sevgiline bir şey, güzel bir şey anlatıyorsun. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda, uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çingenleri. Orhan, şöyle de olabilir bak. Yani biraz da gaz ya. Bunların hepsini duy mesela. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Rüzgarı. Rüzgar etsin falan bir şey yap. Önce... Sonra mesela yosma geçince yosmaya gözün kapalı ama yosmayı görebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ya sen o derece Orhan'sın. Anlatabiliyor muyum? Göz kapalıyken... Yakışır da buna. Göz kapalıyken kaldırımdaki yosmayı gören bir adamsın. Değil mi? Bunlar olsun yani. Sağda solda olaylar gerçekleşebilir. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda, uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngıraklı İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor. Derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. O derece yani göz kapalı ayağı suya değen kadını duyuyor adam. Güzelim baba. Kadından uzaklaş, ter kokuyormuş, tamam. Güzelim bahar rüzgarında... ter kokuları. Kimsin sen? İstanbul'u dinliyorum. Şimdi kafanı yazdı orada. Kalbinin dışından aldı.
Kafanı yaslayıp kalbinin vuruşundan anlıyorum. Teknoloji gelişmiş hocam. Smartwatch var. Tamam. Harika. Şimdi arkadaşlar, bu biliyorum. Yani hiçbir metni langır lungur değerlendiremeyiz. Yani gelişine top vurmayacağız arkadaşlar. Sonra cümleyi anlayacağız, neyi vurgulayacağımıza karar vereceğiz. Burada evrensel doğrular yok. Onun altını çiziyorum. Ama o çalışmayı yapmadan metine yaklaşmayacağız. Yani böyle o an hadi bakayım ben bunu okuyayım. Ya diyor bazen kazara olabilir de şans eseri bazı şeyler iyi de olabilir. Bazı insanlarda o sens de vardır. Bazı insanın yani hamurunda da vardır. Ama bir yöntem üzerine çalışıyorsak o metinleri alacaksınız. O auditionlara hazırlanırken bir okuyacaksınız, anlayacaksınız ve ben burada ne demek istiyorum, nasıl demek istiyorum ben yola çıkacaksınız. Mantıklı buluyor musunuz dediğim? Bunu yaptığınızda mesela sonuç da ona göre oluyor. İsim kullanılan yanlışlar üzerinde de biraz daha dikkatli olursanız, buna da her gün birkaç dakika bile olsa vakit ayırırsanız, öyle fazla değil. Oo, ne haber? Birkaç dakika. Anlatabiliyor muyum? Yani bir, her gün 5 dakika, mesela E'sinde problem olan sadece 5 dakika E'siyle mücadele etse, tamam mı? Çok kısa süre içinde çok farklı sonuçlar alırsınız. Teşekkür ediyorum ben. Çok şahaneydi çalışma. Tüfeklerin insafı yok mu ki? Biz insanlar kadar.